Güzel konuşmak, güzel yemek yapmaya benzer. Aynı malzemeyle bakarsınız ki birisi gayet güzel yemek yapmıştır ama bir başkası o malzemeyi perişan hale getirmiştir ve yenilemez bir yemek meydana çıkmıştır. Hitabet rastgele bir konuşma değil. İnsanların karşısında belli bir konuyu anlatmak ve konunun anlaşılmasını sağlamak. İşte bir öğretmen her derste hitabe örneklerinde kendini gösteriyor. Veya diyelim ki bir vaiz camide cemaatine hitap ediyor, onlara anlatıyor. Siyasiler ekran karşısında veya topluluklar karşısında devamlı konuşmalar yapıyorlar ve bu konuşmalarıyla kitleleri etkilemeye çalışıyorlar. Ve insan konuşma kabiliyeti olan bir varlık ve bu kabiliyet geliştirilmeye müsait. Hiçbir insan doğuştan hatip olarak doğmuyor. Zamanla hatip hale geliyor. Böyle olunca hitabeti öğrenmek, hitabetin sırlarını anlamaya çalışmak ve bunları uygulamak son derece önemli. Burada nasıl bir merdiven tarzında yukarıya bir çıkış var, kırmızı halıdan geçerek. Hitabette de her gün daha ileriye, daha ileriye, daha ileriye gitmek mümkün. Bazı insanlar başkalarının kendilerini dinlemediğinden serzenişte bulunurlar ve derler ki insanlar beni dinlemiyor. Aslında bu ben anlatamıyorum anlamına gelir. Eğer güzel anlatılırsa insanlar başkalarını dinliyorlar. Ama bir kısım insanlar var, doğru dürüst anlatamıyorlar. Böyle olunca da insanlar onları dinlemek istemiyor. Bu açıdan insanların bizi dinlemesini istiyorsak konuşmanın, güzel konuşmanın sırlarını yakalamak durumundayız. Bunu yapabilmek için de her şeyden evvel iyi bir hatip olmayı kuvvetli bir şekilde arzu etmek gerekir. İnsan neyi önüne hedef olarak koymuşsa onunla alakalı çalışması oluyor. Ve adeta onun rüyalarıyla büyüyor ve gündüz onun hayaliyle dopdolu bir şekilde yaşıyor. İşte bir kimse kendini böyle hayalen kitlelerin önünde onlara anlatıyor. Onlar da onun bu konuşmasından istifade ediyorlar. Bu şekilde hayal ettiğinde elbette bunun gereğini de yapmaya çalışacaktır. Şöyle bir ifade var. Vermek istemeseydi, istemek vermezdi. İşte Allahu Teala bize böyle kuvvetli bir duyguyu vermişse demek ki buna icabet etmek de istiyor ve bunun tahakkukunu istemekte. Bu açıdan iyi bir hatip olmayı istemek son derece önemli ama bunu isterken de kuvvetli bir şekilde istemek gerekiyor. İyi bir konuşma yapabilmek için iyi bir ön hazırlık gerekir. Evvelinde nasıl ki yemek yaparken malzeme önümüzde oluyor ve o malzemeyi belli bir tertiple değerlendiriyoruz ve oradan çok güzel bir yemek çıkabiliyor. İşte bunun için diyelim et ne kadar pişirilecek, tuzu ne kadar atılacak, suyu ne kadar olacak, buna diyelim patates ilave edeceksek bu ne zaman ilave edilecek? Bunlar belli tertibi vardır. Bu tertibe riayet ettiğimizde gayet güzel olur. Yoksa patatesle eti aynı anda koyduğumuzda pişme dereceleri aynı olmadığından münasip düşmeyecektir. Kaliteli bir yemek çıkmayacaktır. Öte yandan kaliteli bir yemekte mesela yemeğin suyu az olursa sıkıntılı, çok olursa da sıkıntılı. Yemeğin tuzu olmazsa sıkıntılı, fazla olduğunda yine sıkıntılı. Pişme derecesi iyi pişmesi son derece önemli. Az pişmişse yenmiyor, çok pişmişse yanıp gidiyor. Demek ki yemekteki durum neyse güzel bir konuşmadaki durumlarda aynı şekilde ve bir insan evvelinde bunları zihninde ölçer, biçer. Konuşmaya şöyle başlayayım, şunları şunları anlatayım,
orta kısımda şunları söyleyeyim ve bitirirken şöyle bir şeyle bitireyim. Bunları evvelinde hesap eder, evvelinde ölçer biçer ve yeri geldiğinde de bunları tek tek kullanır. Pek çok insan ses itibariyle sıkıntılıdır. Ya sesi net değildir, ya pürüzlüdür veya kısık çıkmaktadır veya ne dediği pek anlaşılmamaktadır. Bu tür sıkıntılar çevremizdeki pek çok kimsede görebiliriz. İyi bir hatip anlaşılır bir şekilde konuşur, kelimeleri tane tane söyler ve ne dediği muhatap kitle tarafından rahatlıkla takip edilebilir. Bunun sırlarından birisi her gün en az 15 dakika sesli okumaktır. Edebi bir eseri her gün 15 dakika sesli bir tarzda okuyacak olursak gerçekten de konuşma tarzımız gelişecektir. Telaffuzumuz düzgünleşecektir. İnsanların karşısında konuşma yapacağımız zaman kıyafetimiz de önemlidir. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, konuşmalarına göre uğurlanır. Peşmürde bir kıyafetle çıkıldığında muhataplar ilk intiba olarak hakkımızda kötü bir intibaya sahip olacaktır. Pek çok insan konuşma esnasında başkalarını taklit etmeye çalışır. Hitabette mümtaz olan bazı insanları taklit etmeye çalışır. Bu bir nevi papağanlıktır. Bunun yerine herkes kendi konuşma üslubunu ortaya koysa daha güzel olur. Nasıl ki meyveler, çok farklı meyveler var. Elma ayrı, armut ayrı, portakal ayrı, şeftali ayrı, kiraz ayrı. Ve kirazın şeftaliye benzemeye çalışmasına lüzum yok. Kiraz, kiraz olarak güzeldir. Şeftali, şeftali olarak güzeldir. İşte etrafımızdaki güzel konuşan insanlara bakalım. Bu insanlar kendilerine göre bir üslupları olmuştur ve güzel bir üslup meydana gelmiştir. Diyelim onunki kiraz gibidir ama bir başkasınınki portakal gibidir. O da güzel, bu da güzeldir. İşte bize de düşen kendi üslubumuzu ortaya koyabilmek. İlk denemelerde başarısız olabiliriz. Bir bebek de ilk yürüme denemelerinde düşüyor, ayakta duramıyor. Ama gün geliyor, ayakta duruyor. Gün geliyor birkaç adım atıyor, gün geliyor normal yürüyor, gün geliyor koşuyor ve öyle bir günde geliyor ki maratonlara giriyor, dünya birincisi oluyor. Hitabetteki durum da böyle. İlk denemelerimiz sıkıntılı olabilir ama zamanla bu aşılacaktır. Demek ki insan bu şekilde çalıştığında zamanla hitabetin sırlarını öğrenir ve zirveye çıkabilir.